kandil simidi yapıyoruz. 2 su bardağı unu tezgahıma döküyorum. Ortasını açarak bir havuz yapıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı mahlep, 1 adet yumurta, 125 gram tereyağı, 1 paket kabartma tozu, İlk önce bir çatal yardımıyla hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Çatal yardımıyla yoğurmamın nedeni ise ilk etapta elime bütün partiküllerin yapışmaması. Böylelikle hamur elime yapışmadan çok daha rahat bir şekilde yoğurabiliyorum. Tereyağlarımı soğuk seçtim. Böylelikle daha gevrek bir simit olacak. İçerisindeki sirke de gevrekliği sağlıyor olacak. Yumurtam unumla karıştıktan sonra artık elim devreye girebilir. Ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Tereyağlarını şu şekilde hamurla karıştırmaya başlıyorum. Yarım çay bardağı soğuk su ilave ediyoruz ve hamurumuzu artık yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumu bir bütün olana kadar yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. Şimdi şekillendirme kısmına geçiyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Elimde yuvarlıyorum. Sonrasında bastırıyorum. Ortadan parmağımla deliyorum. Ve şu şekilde parmağımla döndürüyorum. Bu şekli veriyorum. 1 yumurta akı, bir yemek kaşığı pekmez, yarım çay bardağı su güzelce çırpıyoruz. Kandil simidimizi ilk önce pekmezli suya batırıyoruz. Sonrasında susama buluyoruz. Ve tepsimizin içerisine koyuyoruz. 200 derecelik fırında 12-15 dakika kadar pişiriyoruz. Kandil simidimiz hazır. Hayırlı kandiller. Afiyet olsun.